2, 3, yeşil! Beyaz! Yeşil! Beyaz! Yeşil! Şampiyon! Şampiyon! Basketbol! Şampiyon! Basketbol! Bölgesel amatör ligde top koşturan Karşıspor, 5 yıldır biriken ve 200 bin TL'yi bulan borç nedeniyle Arasadaş tarafından sosyal tesislerin elektriğinin kesilmesi nedeniyle karanlıkta kalınca taraftarlar devreye girdi. İstanbul, Kocaeli ve Erzurum'dan gelen taraftarlar Arasadaş'ı sloganlarla protesto etti. Arasadaş yetkililerine sesleniyoruz. Biz İstanbul'dan Karşıspor taraftarlarına diyoruz ki bunca zaman kesilmeyen ve çöpler. Arasadaş ne oluyor? Niye kesiyor? Her tarafın oynuyor. Arasadaş ne oluyor? Her tarafın oynuyor. Biz Karşıspor taraftarı olarak her tarafın oynuyor. Arasadaş'a diyoruz ki Karşıspor'un elektriği kesilmez. Hele ne zaman kesilmez? Gece 1'de kesilmez. Bunun hiçbir kanunda yeri yoktur. Haber verilmeden kesilmez. Sayın Basın, ben Karşıspor taraftarı olarak bu arkadaşlarımız İstanbul'dan geldi. Arasadaş kendine çeki düzen versin. Yoksa biz bütün batıyı buraya yıkarız. Herkes ayağını denk alsın. Özellikle bu kulübe kimsenin art niyetli davranmaya hakkı yoktur. Aynen. Herkes karşısında bu büyük taraftarı görür. Karşıspor'a zarar veren insanlar bizi karşısında bırakır. Bu şehrin takımına kimse zarar veremez. Karşıspor sahibi. Buradan valimize de biz sizden bulunmak istiyoruz. Biz bir sayın valim, her şeyi yapmaya hazırız. Sayın valim, yani sayın belediye başkanım. Yoldan geldik. Yarın bir gün olur. 40 saatlik yola bile gidebiliriz. Yani her şeyi göze aldık. Kimse Karşıspor'a oyun oynamasın. Biz de oyunları bozarız. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medya ve yerel basında da yer alınca Karşıspor'un İstanbul, Kocaeli ve Erzurum'da bulunan taraftarları Kars'a gelerek durumu protesto etti. Kazım Paşa, Atatürk, Faik Bey caddelerinde yürüyüşe geçen taraftarlar slogan, alkış ve ıslıklarla Arasadaş'ı protesto etti. Taraftar grubu yürüyüşünü stadın önünde bitirdi. 1, 2, 3, 4.